Dudaş Belediye Başkanı hazır mı arkadaşlar? Muammer Bey, Muammer Işıklı, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Dudaş Belediye Başkanı Muammer Işıklı. Sayın Başkan hoş geldiniz programa. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkan biraz önce İl Başkanı İbrahim Yıldırım Seven de programa katıldı. Malum 15 Temmuz darbe kalkışması. Millet iradesiyle püskürtüldü. Basın, millet burada emniyet ve silahlı kuvvetlerimizin de sağduyulu silahlı kuvvetlerimiz ve milletimizin de hep birlikte bu püskürtüldü. Darbe kalkışması püskürtüldü. Kamuoyu iradesi. Halk demokrasiye sahip çıktı. Nöbetler de devam ediyor. Siz neler söyleyeceksiniz efendim bu kalkışmayla ilgili, bu darbeyle ilgili ve bundan sonraki süreçle ilgili AK Parti bir belediye başkanı olarak, Düzağaç Kasaba belediye başkanı olarak düşünceleriniz nedir efendim? Şimdi öncelikle siz değerli basınıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Gerçekten halkımızın görünmez bir bütünlüğünü gösterdi. Olayın olduğu an itibaren, 15 Temmuz'dan itibaren ben şunu gördüm. Basın bu işe sahip çıktı. Yani biz halkın yanındayız, biz demokrasinin yanındayız, biz seçilmişlerin yanındayız dedi. Ama elhamdülillah bu iş bastırıldı. Yine bu terör örgütü, ben artık onlara cemaat demeyeceğim. PKK neyse, onun daha büyük bir birlikleri bunlar. Ama çok güzel bir kelime var. Bunlar sıfır insanlar abi. Halkın himmetiyle, halkın bursuyla, halkın zekasıyla halkına kurşun yazdıran bir insanlara cemaat değil bir terör örgütü demek gerekir. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Bizim biliyorsunuz şanlı bir Çanakkale'miz var. Karıkalı'nın. Ama maalesef bunu unuttular. Bu necip milletin değerlerini, duygularını görmezden gelmeye çalışırlar. Ama Çanakkale canlanmıştır. Karakamış anlamıştır. Biliyorsunuz bundan yaklaşık 1,5 yıl önce bir Fransız yazarım ben makaleden okudum. Türkiye'yi karıştırmaya çalışıyorlar. Türkiye'yi Suriye'ye, Irak'a çevirmeye çalışıyorlar veya böyle bir dünyada bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Ama ne demiş biliyor musunuz? Sakın ha Türkiye Cumhuriyeti'ni karıştıracaksanız tarihini inceleyin ondan sonra girin. Yoksa gömülürsünüz demişti. 1,5 yıl sonra halkımız onun daha ölmediğini, sanatçıyla ruhunun yaşadığını gösterdi. Bundan dolayı Necip halkımıza, şu değerli milletimize sıkıntılarımı tutuyorum. Gece sabahlara kadar, yaşlısıyla, iyisiyle, gençliyle, herkes sokaklarda, demokrasiye sahip çıktı. Anıtsak'ta bir mesele yaşadım, size anlam konuşacaklar. İksel Bey, bir amca geliyor, yaklaşık 70 yaşında falan, sakal, zor bir sakalı var. Dedim amca ne bekliyorsun? Bir evine yaz, bizler buradayız. Evladım bizi 70 yıldır uyuttuklar dedi. Artık üzülmeyiz dedi. O kadar çok duygulandım ki, demek ki Türkiye Cumhuriyeti 7'den 7'e kadar bu işe sahip çıkıyor. Evet başkan. Diğer siyasi partilere, diğer partilere, sadece AK Parti Belediye Başkanı olarak değil. Ben bugün insan olarak, canlı bir varlık olarak bu demokrasiye çıkmak zorundayım. Yüksel Bey, bu olay yaşamları bazen paylaştığınızda inanırsınız, sadece sözlükte insanlar ağlıdır. Oğlum diyor, iyi ki böyle bir şey olmadı. Yoksa bizim her yılımızı kalacaklar. Evet. Bu altına müsaade etmeliyiz Yüksel Bey. Peki, Sayın Işık'ı çok teşekkür ediyoruz. Önceki günlerde sizleri stüdyomuza tekrar davet edeceğiz. Daha tamam, detaylı tamam. Olarak sizleri davet edeceğiz. Gündem yoğun olduğu için diğer il başkanları, milletvekillerine programa bağlayacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben podcast'ı söylemek istiyorum müsaitseniz. Buyurun. Diyorum ki halk nasıl bir insansın. Bu tür insanlara kalkıp meydan vermesinler. Yani hep böyle insanların duygularıyla Allah Kur'an kitap dedikleri için bu millet bunlara sahip çıktı. Evet. Artık halkın duyansın. Bakın bugün bizim çok gelişen bir ziyaretimiz var. İşte kurslarıyla, eğitimlerle, eğitimle artık okullarımız kendileri kurs veriyor. Artık bu insanlara bu saat olmadığını Türk milleti, Türk halkı kendini göstermek istiyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bu yayınlarınızdan dolayı, halkımızı bilinçlendirdiğinizden dolayı bizlere canlı evde tanıp bir şeyler söylemek nasıl satılabilirsiniz. Biz her zaman bir ülkemizin
başkanımızın, başbakanımızın, cumhurbaşkanımızın yanındayız. Evet. Her bir farklı olursa olsun. Bunun ağzı veriyor Yüksel Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Giderse, ülke gidecek, giderse halk perişan olacak. Suriye Türkiye geldi sığındı ama bizim sığınacak yerimiz yok. Şanımız ve şerefimiz de çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağlar dayıklar. Peki çok teşekkür ediyoruz. Rıza Aç Belediye Başkanı Muammer Işıklı programımıza konuk oldu.